Selam dostlarım, hepinize tekrardan merhabalar. Bugün aslında hiç vlog başlatmak gibi planım yoktu ama geçtiğimiz günlerde Hasan'la böyle çok uzun zamandır istediğimiz bir şey için böyle tesadüfi bir yere uğramıştık. Şimdi nereye uğradığımızı size söyleyeceğim. Dostlarım biliyorsunuz ki çok uzun zamandır size söyleyip söylemediğimi hatırlamıyorum ama biz yani yakın çevremiz ya da biliyor bilmiyorum. Çok aslında her yerde bu konudan bahsediyorum. Arabamızı değiştirmek istiyorduk. Hani yaklaşık bir yıldır istiyoruz. Bunun için de böyle aslında alınabilecek gerekli bütün aksiyonları almaya çalışıyoruz ama tahmin edersiniz ki şu an Türkiye'de bir araba problemi var. Yani hem İkinci el almak isteseniz de sıfır almak isteseniz de ikinci ellerde inanılmaz bir makas açılmış durumda. Fiyatlar çok yüksek. Sıfır arabalarda deseniz yani bayilerde araba yok. Keza biz de işte yine böyle bayilerde arabanın olmadığı ama yine şansımızı deneyelim dediğimiz bir gün tesadüfi bir sonrası bir Hyundai bayisine gelmiştik. Bu arada ben zaten hani birkaç açıkçası hani bütçemize göre firma belirlemiştim yani hani bu konuda. Bir uğrayalım dedik ve aslında biz başka bir araç için uğramıştık ama o araç ne yazık ki olmadığı için ve tabii ki de gelemeyeceği için başka yine hani o standartlara yakın başka bir aracın geleceğini öğrenince de tabii ki de çok sevindik ve hemen tesadüfi o günde ilk müşterisi bizmişiz. Çünkü mail daha bir 5-10 dakika önce falan gelmiş. Onun için aksiyon almaya karar verdik. Gerekli görüşmelerimizi yaptık. İşte bankacımla falan görüştüm vesaire. Şimdi de onun için son 1-2 imza kaldı. Bugün oraya geldik. Bakalım size de kesinleşmeden hemen şey yapmak istemedim canım. Olur olmaz çünkü bilemiyorum en nihayetinde ama sevinçliyim, mutluyum. Şimdi görüşmemizi yapacağız. Ufak imzalar atılacak. Sonrasında da arabamızı alacağız. Hadi bakalım. Şimdi gidelim. Sizi de dostlarım bu şeye heyecanımı ortak etmek istedim. Hadi bakalım çünkü her zaman yanımdasınız. Buna da yanımda olun istedim. Hadi bakalım inelim şimdi arabadan. Sen dışarıda bekliyor beni. Şöyle ki dostlarım bu arada bu kadar heyecanlanmamın sebebi bizim ilk defa bir sıfır aracımız olacak inşallah. Yani en çok da o yüzden mutluyum yani. Kırmızı olacak. Beyazı daha güzel ya. Beyaz mı? Beyaz gelecek. Gülme bu kadar. Arkadaşlar araç kaskoları çok pahalanmış. Ama yapabilecek bir şey yok. Her sayfaya mı? Evet. Şuradan izah edeyim ben. Kaskomuzun, kasko kredimizin aynı. Kaskomuzun ödemesi gelecek. Evet. Şey, kaskoyu ama dediğiniz gibi kapatabiliyorsunuz. Kapatabiliyorsunuz, evet. Yani bir ay sonra. All I need an off to the races, watch it fly like a spaceship, you're taking... Bu arada dostlar birazcık ses var biliyorum ama şu an imza olaylarını bitirdik ve bu eski arabamıza yani Clio'ya veda ediyoruz. Bye bye Clio. Bize hizmetlerinden ötürü teşekkür ederiz. Bana ve kardeşime daha doğrusu. Bu araba dostum benden önce bir canımdı. Şu an biraz hüzünlendim ya. İyi gidi. Olsun. İnşallah yeni sahibinde mutlu olsun dostlarım. Şimdi biz noterdeki işlemimizi hallettik. Noterden çıktık. Yani arabamızı çünkü sattık. Artık kim alacaksa yeni sahibine de hayırlı uğurlu olsun, hayrını görsün diyelim. Biraz hüzünlendik ama bakalım yine de mutluyum yani. Hani yerine inşallah daha güzelini, daha iyisini almak nasip oldu diye hani düşünerekten. Yani o yüzden o sebeple mutluyum. Bakalım şimdi de Hasan'la birlikte noterden sonra bir ufak kahvaltı gömelim dedik. Kahvaltı yapacağız. Çünkü başka bir notere daha gitmemiz lazım aslında bizim. Ama onun için randevumuz var. Bekliyoruz yani haber gelecek bize. O şekilde gideceğiz. Bakalım ya yarın daha böyle yarım gün falan çalışıyor her yer. Resmi tatil. O yüzden arabayı bir an önce almak istiyoruz. Daha doğrusu bayidekiler de bir an önce satmak istiyor. Onlar da işlemlerini tamamlayabilmek için tabii. Öyle canlarım ya. Heyecanlıyım. Mutluyum ya. Gerçekten size de paylaşmak istedim. Ama şu an çok acıktım. Bir tık açım. Bakalım güzel bir tost söyledim. İnşallah tost gömmek istiyorum. Canım tost çekti bu sabah. Canım sen ne düşünüyorsun? Biraz hüzünlüyüz. Vedalaştık güldülümüzle. Evet. 3 yıldır falan ailemizdeydi. Son 1,5-2 yılı bendeydi. Ondan önce Bircan'daydım halim. Evet onu da söyledim. Bircan arabasının olduğunu daha önceden. Hayırlısı olsun. Yeni sahibine. Amin. Biz inşallah sıfırın alarak veda ettik. Yeni sahibi de sıfırın alarak veda etsin ve bizim gibi. Amin. Ay ne güzel dua ettin kocam. Biz de inşallah yeni arabamızı güzel günlerde kullanalım. Onunla da güzel anılar biriktirelim.
İnşallah. Bol bol gezeceğiz inşallah dostlarım bu arabayla. Vallahi gerçekten yani asfaltın tozunu dumanını attıracağım. Ona niyet ettim. Bilmiyorum Hasan. Benzin parası. 1.4. LPG'yi mi takarsın artık? Şaka bir yana. Gerçekten bu arabayı daha aktif kullanmak istiyorum. Çünkü diğer arabamızı zaman zaman kullansam da her ne kadar. Ben dostlarım manuel araba kullanırken zorlanıyorum. Yani vites atarken işte hem trafiğe odaklan bilmem ne, işte hem stop etme, o beni gerdiğinden böyle kan su içinde kalıyordum yani araba kullanırken. Düşünün yani o kadar çok video çekmek istiyordum ki araba kullanırken onu bir kere bile yapamadım. İnşallah bu arabamız otomatik. Bunda böyle bir sıkıntı yaşamayacağız. Çünkü otomatik araba kullanmak rahat bir olay. Yani daha rahat yani manuele göre. O yüzden mutluyum ya. Aa dostlarım tostum geldi. Hasan'ınki de geldi. Tostunu çatal bıçakla mı yiyeceksin? Ay. Hayatta öyle bir şey yapmam. Bakın gömüş. Hadi dostlarım şimdi ben kahvaltı yap. Sonra sizlerle görüşürüz. Our shoes off, bass on the boombox, weather never too hot. Little. Bugün notere geldik canlarım. Noterde işimiz var. Hadi bakalım. Orada arkadaşlar annemi de aldık. Bayiye birlikte gideceğiz. Arabamız gelmiş. Şimdi teslim olacağız inşallah. Anahtarıyla birlikte. Heyecanlıyız. Mutluyum anne. Evet çok mutluyuz. Birbirine gibi kullanmayı nasip etsin. Kazasız belasız. Güzel bir şekilde. İnşallah bakalım. Hayırlı olsun. Teşekkürler anneciğim. Hadi bakalım orada. Görüşeceğiz. Arkadaşlar bu plakam. Bu ruhsat. Mutluyum. AYK şey sınav şey gibi oldu biraz böyle. Ama olsun. Arabamız da bu. Burada. Şöyle göstereyim. Henüz plakası takılı değil. Takacak inşallah. Evet, bu Hyundai'nin artık mutlu bir sahibi var. Bu da biz inşallah. Öyle. Aa, heyecanlandım. Hemen şurada. Yedek lastik, kupa setleri, ilk yardım seti yanında mevcut. Benzin almak istediğimde anahtara ihtiyaç yok. Merkezi kilide bağlıdır burası. Kapıları kilitliyse bu kapa kendini serbest bırakmaz. Şu an merkezi kilit açıktı. Depo kapandı. Rahatça açtım. Anahtara gerek kalmadan yakın aldım. Şoförün oğlu tarafta bu. Şöyle durumlar oluyordu. Arabanın anahtarını alıp da buradan çevirirsen kapıyı içeriden açılmaz. Çocuk gibi arkada bir tane şarj noktası var. Multimedya gibi orası cihaz şarjı. Bu da gösterge ekranın parlaklığını açıp kapatıyor. Uzun yola çıkarsan biraz kısarsın. Gözleri rahatsız etmesin diye. Şimdi ben 20'yi ayarladım. Bu şehir için bence gayet iyisin. Evet, arabam bayiden çıkıyor. Hadi bakalım, bismillahirrahmanirrahim. Bacım da geldi bu arada, işten çıktı. Yetişti, teşekkür ederim babacığım. Amin, inşallah, amin. Birlikte gezeceğiz. Hep birlikte. Amin. Canım, alayım anahtarımı. Ay, çok mutluyum. Hadi bakalım, bismillah. Evet Hasan Bey, arabanızla ilk sürüş deneyimimiz olacak. Ben çok heyecanlıyım, sen? Evet, ben de çok heyecanlıyım. Şu an motorda yanılmaz. Hayaller. Heyecan ama dikkat edin oğlum. Kaza bela vermesin inşallah. Amin. Buradayız. İnşallah. Çok istedim ben bugün burada olmayı. Evet. Herkesin gönlüne göre bende. İstedim ve gönlümden oldu. Sen nasıl geldin? İlk emniyet kemerimi takayım bir saniye. Nasıl geldin, merak ettim. Şöyle geldim, lütfen çağırmadan. Ben akşamdan beri gönül yoluyla çağırdım onlara. Annemin kalbi temiz ya. Kadın her şey ne istese oluyor valla. Maşallah, subhanallah diyeyim de. Sadece ben emniyet kemerimi takamadım. Bir saniye sonra. Allah'a gidelim. Oo, vlog kameramı koymak için yer var. Daha ne isteyeyim? Reis geldi ha. Tamam. Gidiyoruz. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Evet, hadi bakalım. Ayağım çekti, onu da ileride gördün mü? Evet, fark ettim. Hadi bakalım. Heyecanlı. Solda mı gidiyorsun? Şöyle benzinle vuracağım. Benzin çok mu ya? Koymamışlar mı? Ben onlara verirken 3 dilek, 3 şey vermiştim, 3 çubuk vermiştim yani. Gerçekten, sizde var mıydı?
hiç yoksa 200-300 liralık benzin vardı içinde. Neyse. Ben cömert insanım. Rabbim de sana daha çoğunu versin kızım. Amin. Tomatik. Aa, oradan geçer misin? Aşkım hemen de yani saniyesinde Hasan. Kaybolmadı. Hayatta buraya girmezdim, bu yola girmezdim yani. Ay arkadaşlar bu çocuk böyle ya. Asi genç. Bak hemen suya falan diyecek şimdi arabanın lastiği. Benim böyle şeylerim var. Şimdi araba yağmur yağdığına ne yapacağım ben? Üzülürüm. Ya Gamze, üzülürüm. Dalga geçiyorum baba ya. Otopark alırız ya artık muhtemelen. Fulle, evet. Fullemeden olmaz. Sağda mı solda mı şey? Solda. Bunun şoförün olduğu yerde. Hello. İkinci günden hepinize merhaba dostlarım. Yani aslında iki günden fazla olmuş olabilir. Arabayı o gün böyle bir heyecanla aldık. Sonra ailecek böyle ufak pasta falan kestik. Kutlama yaptık. Güzel bir akşamdı. O kısımları çok kayda almadım. Böyle biraz daha biz bizeydik ev halimiz. Yeterince ev halimize tanık olduğunuz için dedim bu kısmı eksik alsın. Şimdi canlarım. Arabada böyle birkaç çıkarılacak böyle ufak jelatin oluyor ya. Onları böyle ASMR şeklinde yapıyorlar. Ben de sizle onu yapmak istiyorum. Bir de ilk aldığımız gün gece sürüşü yapmıştım. Hiç gündüz sürüşü yapmadım. Şimdi de inşallah bir gündüz sürüşü yapacağım. Ve ilk akşam böyle bacaklarım titriyordu. Şu anda da bir tık hala heyecanlıyım. O şekilde yani. Başlayalım mı? Radyoyu, ekranının jelatinini sökmeye kocam bey. Çünkü radyoyu da dinleyemiyoruz biliyor musun dostlarım? Yani şey yapmadım. Hani kurcalatmadım parmak izi olmasın diye. Şimdi onu size birlikte yapalım. Evet başlıyorum canlarım. Jelatinimizi çıkarttık. Bir de şurada gösterge panelinde var. Onu alalım. İkinci jelatini de çıkarttık. Bir de sanırım arka koltukların böyle arabanın açılır aksamında var bantlar ama onları şimdi sökmekle uğraşmak istemiyorum. Onları Hasan söksün. Poşetlerini zaten sökmüşlerdi dostlarım. Biz bayideyken hani hazırlamışlar sunum için vesaire. Genel olarak birkaç bir şey de söyleyip bu videoyu bitirmek istiyorum. Şöyle de olsa Allah isteyen herkese nasip etsin. Gönlünde, hayalinde ne geçiriyorsa. Biz bir yıldır yaklaşık değiştirmek istedik arabamızı. Size de videonun başında da söylemişimdir. Gerçekten bir türlü kısmet olmuyordu. Biz ne zaman almaya kalksak ya bayilerde araba yok ya başka türlü falan bir sürü sıkıntı ve tabii bilindiği üzere biraz hani ikinci el piyasası, sıfır araba piyasasında da fiyat dalgalanmaları vesaire derken çok şükür kısmet oldu sonunda alabildik. İnşallah kazasız belasız kullanmak nasip olur. Dediğim gibi isteyen herkese de Rabbim gönlünden ne geçiyorsa nasip etsin. Öyle yani. Hadi bakalım ben de şimdi ilk sürüşümden birkaç kare daha buraya ekleyip bu videoyu sonlandırıyorum. Umarım canlarım beğenmişsinizdir. Sizi böyle heyecanıma dahil etmek istedim. Bunu da böyle bir hem kanalımda an olarak kalmasını istedim. Zaten bu videoların çoğunu hani her şeyden önce izlensin izlenmesin kendime, aileme bir anı olarak, anı defteri olarak gördüğüm için paylaşıyorum. Umarım hani yanlış anlaşılmaya mahal kesinlikle vermek istemem. Sadece heyecanımı ortak etmek istedim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Birlikte radyoya ayarlayalım. İlk önce CarPlay'e bağlamam lazım galiba telefonumla. Nenin kopmadım ki arabamızın ilk şarkısı İsmail Yakar lütfen telif atma. Az ortaokul yıllarımızı dinlemişimiz yoktur. Herkes itiraf etsin. Bir gün herkes İsmail Yakar dinliyordu yani. Sinyalimi verdim. Evet. Yine D'yi aldım.